Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Turgay Bülent Göktürk'le Merkez Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştıkları projeyi Mücahitler Anlatıyor adlı bir kitapla taçlandırdılar. Söz konusu kitap 18 Aralık Cuma günü Yardımcı Doçent Doktor Turgay Bülent Göktürk ile Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk tarafından Rektör Profesör Doktor Aykut Hoca'nın, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Hasan Demirel ve Doçent Doktor Deniz İşçioğlu'na takdim edildi. Kitap hakkında bilgiler veren Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Turgay Bülent Göktürk, projenin her iki akademisyenin mücahitlerle yaptıkları görüşmeler temel alınarak, lisans öğrencilerine verdikleri derslerde öğrenciler tarafından yapılan mücahit röportajlarından ortaya çıktığını ifade etti. Yardımcı Doçent Doktor Göktürk, 2008-2018 yılları arasında yapılan toplam 814 mücahit röportajının uzun bir çalışma sonucu tasnif edilerek, yaklaşık 5000 sayfalık yazılı metinin aslına sadık kalınarak elden geçirildiğini belirtti. Çalışmanın sonucunda mücahitlerimize ait çok değerli yaşanmış olaylar dizisinin ortaya çıkarıldığını vurgulayan Yardımcı Doçent Doktor Göktürk, çalışmanın ciltler halinde süreç içerisinde yayınlanmasının uygun görüldüğünü belirtti. Mücahitler Anlatıyor serisinin birinci cildinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 3. Cumhurbaşkanı Doktor Derviş Eroğlu, Hakkı Hatun, Ertuğrul Hasiboğlu, İsmail Bozkurt, Yılmaz Bora, Vural Türkmen gibi varoluş mücadelesine emek vermiş 26 değerli mücahit yer alıyor. Yardımcı Doçent Doktor Göktürk, kitabın yayınlanmasındaki desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'ye de teşekkürlerini sundu. Bu vesileyle Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi'nde canlarını veren tüm şehitlerimize rahmet ve minnet duygularını dile getiren akademisyenler, Yardımcı Doçent Doktor Turgay Bülent Göktürk ve Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk, çalışmanın hedeflenen amaçlara ulaşması ve gelecek nesiller için bir kılavuz olması dileklerini ifade ettiler.